Hatırlayacaksınız, günlerdir çok konuştuğumuz, tartıştığımız, sosyal medyadan da çok fazla insanın tepki gösterdiği bir olay, haber var. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından boşaltılması istenmişti. Akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar çok tepki gösterdi ve bu karar şimdilik durduruldu ama üniversiteden açıklama var. Üniversite şöyle söylüyor: bu okulun tapusu Maliye Bakanlığı'na aittir. Bizi sadece bakanlık çıkarabilir, tabii yer gösterilirse. Yani şimdi durum bir garip üniversite hikayesine dönmüş durumda. Haberde izleyelim detaylarında başka neler var. Sanat sokağa atılıyor gerçekten. 1400 öğrenci, bu ülkenin çocukları bana emanet edilmiştir. Ben onların sokağa atılmasına müsaade etmem. Dolmabahçe'deki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı geçtiğimiz hafta tahliye şoku yaşadı. İçeride bir sürü piyanolar var, kontrbaslar var, arplar var, taşınamayacak enstrümanlar var. O karardan şimdilik dönüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Saraylar Daire Başkanlığı, konservatuarı boşaltın, yerine müze yapacağız dedi. Müzecilik orada yapılmadı. Orası 1960'dan itibaren eğitim kurumudur. Hep eğitim yapıldı. Şimdi siz kalkıp da kamuoyuna göz göre göre müzecilik faaliyetlerinin devam ettirilmesi için derseniz açıkça doğruyu söylemiyorsunuz demektir. Akademisyenler, öğrenciler, bu konservatuvarın hayalini kuranlar, herkes tepki gösterdi. Tahliye kararı ise şimdilik durduruldu. Karar şimdilik durduruldu ancak üniversite kararın hukuksuz olduğuna vurgu yapıyor. Konservatuvar yönetimi, Milli Saraylar böyle bir karar alamaz diyor. Çünkü üniversitenin binanın tapusu Maliye Bakanlığı'na ait olduğunu söylüyor. Konservatuvar önünde toplanan akademisyenler ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Profesör Yalçın Karayaz konuyla ilgili açıklama yaptı. Tapu konusuna değinildi. Belki o tapuyu size göstermezler, ben göstereyim. Kullanım hakkı Milli Saraylara verilmiştir ama mal sahibi Maliye Hazinesi. Hukuk olarak sizi tahliye etmekle yetkili tek merci Maliye Bakanlığı'dır, mal sahibidir. Milli Saraylar'ın bize yer gösterme yetkisi yok. Mülkiyet hakkı yok. Onlara ait bir yer yok. Üniversite sesini duyurabilecek mi? Anlaşma sağlanacak mı? Şimdilik bilinmez ama tartışma kısa sürede bitecek gibi görünmüyor. Hakkınızda bir tahliye davası açtım diyeceksiniz. Bize bir dava açılacak. O mahkeme o tahliye gerekçelerini haklı bulacak ve bize de diyecek ki çıkın dışarı kardeşim, siz burayı işgal etmişsiniz, kötü kullanmışsınız, amacı dışında kullan. Mesela eğitim kurumu olarak değil otel olarak kullanmışsınız. Mesela boş tutmuşsunuz, bina yıkılmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Yazık, günahtır.